için her yerden ölçü alamıyoruz. Demek ki ölçümüz var. Araç şarjı ile ilgili testler de yapılıyor değil. Ekibimiz içerisinde elektrikli araç bataryaları konusunda Profesör Doktor Emre Biçer hocam, yazılım ve inovasyon konusunda doktor öğretim üyesi Emre Ünsal hocam, şebeke etkileşimi ve şebeke elektrikli araç çalışmaları konusunda doktor öğretim üyesi Derya Ünsal Betül Çelimli hocamız, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız. Cumhuriyet Üniversitesi olarak bizim kendi ekibimizde gerçekleştirdiğimiz elektrikli araç çalışmaları kapsamında şu an elektrikli araç şarj istasyonu tasarımı, batarya kontrol sistemi, batarya yönetim sistemi tasarımı çalışmalarımız mevcut. Aynı zamanda yeni nesil bataryalar üzerine çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen zamanda da kısmet olursa elektrikli araç motoru ve onun sürücüsü üzerine bir çalışmamız olacak. İçten yanmalı motorlara sahip araçlarda da elektrikli araçlarda da benzer problemler var. Soğuk hava tüm araç tiplerini, tüm elektronik cihazları ve fiziksel sistemleri etkiliyor. Sıcak hava da aynı şekilde bu durumda. Normal ortam koşulları dışarısında çalışan herhangi bir cihazda bu etkileşim ve dezavantajlar söz konusu. Elektrikli araçlarda tıpkı dizel araçlarda, benzin araçlarda olduğu gibi soğuk havalarda daha fazla enerji tüketimi sağlıyor. Bu enerji tüketimini en aza indirmek, araç bataryasını korumak, araç elektronik sistemlerini korumak için yapılması gereken ilk şeylerden birisi ki bu diğer araç tiplerinde olmaması, elektrikli araçlar olması elektrikli araçların önemli bir avantajıdır. Arabayı önden ısıtma yapabiliyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden elektrikli aracınızı da araca gitmeden önden ısıtma yapıp hem sıcak bir sürüş konforuna sahip olabiliyorsunuz. Hem iç kokpiti hem motoru hem aksamı ısıtabiliyorsunuz. Çünkü elektrikli araçlarda tıpkı içten yanmalı motorlu araçlarda olduğu gibi iki tip enerji sistemi bulunuyor. Bir akü sistemi diye tarif ettiğimiz küçük bir batarya sistemi. İki elektrikli araçlarda tüm sistemin enerjisini sağlayan büyük bir enerji paketi, batarya paketi bulunuyor. Bu konuyu yine genel çerçevede bahsetmek istiyorum. Çünkü Sivas gibi soğuk memlekette veya diğer soğuk memleketlerde veya işte bu sıcak memleketlere karşı değerlendirme yaptığımız zaman benzinli ve dizel araçlarda, LPG'li araçlarda da bir enerji tüketim farkı oluyor. Neden? Çünkü enerjinin bir kısmı ısıtma işlemine gidiyor. Burada sıcak memleketlerle soğuk memleketler arasında kıyaslama yaptığımız zaman geleneksel araçlar ve elektrikli araçlar arasında tabii ki enerji farkı, menzil farkı oluyor. Şöyle ki normalde elektrikli araçlarda sıklıkla lityum iyon bataryalar tercih edilir. Bu lityum iyon bataryaların 0 derecenin altında şarj edilmemesi, -10 derecenin altında deşarj edilmemesi yani kullanılmaması tavsiye edilir. Fakat illa ki günlük hayatımızda aracımızı kullanmamız gerekiyor. Bundan dolayı 0 derecenin altında şarj ediyoruz. -10 derecenin altında da kullanabiliyoruz. Burada aracın kendi batarya yönetim sistemi çok mühim. Çünkü bataryanın sağlıklı kullanılması, uzun ömürlü kullanılması, en yüksek performansla kullanılması tamamen o firmanın tasarladığı batarya yönetim sisteminin elektronik tasarımına ve yazılımına bağlı. Burada TOGG'un başarısını bir kez daha görüyoruz. Dünya genelinde birçok araba firması, elektrikli araba firması yollarda kalabilirken, menzili yetmezken, soğuk havalara karşı bir anda kendini istop ederken TOGG'da bu durumun çok çok az rastlandığı, batarya yönetim sisteminin daha başarılı olduğu durumuna karşılaşıyoruz, durumuyla karşı karşıyayız. Güvenlik riskleri, aracın yanması, patlaması durumu yine genel çerçevede değerlendirirsek benzinli arabalarda, dizel arabalarda da söz konusudur. Bu araçlarda yeterli bakım onarım yapılmazsa, yedek parça değişimi, arızalı parça değişimi yapılmazsa onlarda da patlama riski vardır. Elektrikli arabalarda onlara göre patlama arıza riski çok çok daha azdır. Çünkü elektronik bir sistem var elinizde ve sistem kendi kendini uyarıyor, kendi kendini takip ediyor. Batarya yönetim sistemi dediğimiz olay bataryanın tüm hatlarıyla sensör bilgisi üzerinden durumlarını takip eden, state of health, state of charge durumlarını takip eden bir sistem. Bundan dolayı normal geleneksel araçlara göre çok daha güvenli.
Fakat eğer gerekli kontroller yapılmazsa, özen gösterilmezse, batarya değişimi zamanında yapılmazsa, batarya dediğimiz kimyasal bir komponent ve bu kimyasal komponentin yanması durumunda kimyasal bir yangın ortaya çıkıyor. Siz benzine su dökerek söndüremezsiniz. Havayı kesmeniz, oksijeni kesmeniz lazım. Elektrikli araç bataryasında benzer bir durum var. Havayı kesmeden suyla söndürebileceğiniz bir durum mümkün değil.